Selamlar bropalar, ben Onur Naci Öztürkler. Bugün sizlerle uzun zamandır planlamış olduğum bir videoyu çekeceğim. Aslında çok basit bir video. Lakin sürekli çekeceğim deyip unutuyorum. Gerçekten aklımdan çıkıyor, özür dilerim. Biraderlerim, bugün sizin yapmanız gereken en doğru render ayarlarını yapacağız Premiere Pro'da. Premiere Pro'da bir video yaptıysanız, ki genelde YouTube videolarınızı nerede montajlarsınız? Premiere Pro'da montajlarsınız. Premiere Pro'da bir video yaptığınızda o videoyu nasıl çıktı alacaksınız? Doğru çıktı ayarları nedir? Veya bu export bölümünde gördüğümüz şeyler nedir? Hangisi ne işe yarıyor? Onları göreceğiz. Detaylı öğreneceğiz. Bakın, çok önemli bir video. Sakın öyle nasıl render alacağım hop bir gittiri olmasın. Ben birkaç bir şey anlatacağım. Zaten çok uzun tutmayacağım videoyu. Bunları öğrenin kardeşlerim. Bunlar sizin işinize yarayacak şeyler. Biraderlerim, videoya başlamadan önce hemen alttan Onur Naci Öztürkler kanalına abone olup buradan da Spankram adıyla beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram'dan takip edip abone olduğunuz, zili açtınız ve hepsini yaptınız mı? O yüzden hemen videoya geçelim. Bakalım neyi öğreneceğiz? Nasıl render alacağız? Render, evet. Hadi bay bay. Az önce, tabi siz bu videoyu izlediniz mi izlemediniz mi bilmiyorum, İki tane arda arda video çekmek için az önce bir tane autotune efekti anlatmıştım. Yayınladıysam onu da izlemenizi öneririm. Şimdi böyle bir video yaptık, hatta üzerine böyle biraz hafif saçma sapan bir renklendirme yapalım. Böyle hafif, böyle biraz kassın çünkü o. Mesela Colorwells'ten mid tonları biraz turuncuya çekip karanlık tonlar nerede? Onu da maviye çekelim. Hah, böyle bir... Aynen, renklendirme. Şimdi bu videoyu export alacağız. Yani çıktı alacağız. Videoyu kaydedeceğiz. Videoyu nasıl kaydederiz? Hemen burada videodayken I tuşuna basarsak bir tane çubuk çıkarır. I tuşu. I'dır'ın I'sı. Ordunun olsuna basarsak da bir tane böyle başka bir çıkarır. Biz bu şekilde render alacağımız bölgeyi ayarlamış oluruz. Hiçbir şey ayarlamasak da o videonun baştan sona alır, ama en sağlıklı yöntem budur. Bunu yapın. Çünkü videonun ilerisinde böyle bir tane buralarda bir video vardır. Gözünüzden kaçmıştır. Oraya kadar render almasın. Bunlar kafa karıştırıcı şeyler değil. I ve O tuşuna basıyorsun. Başına sonuna çekiyorsun. Sonra File, Export, Medya diyorsun biraderim. Şimdi burada bize bir tane ekran açıldı. Bu ekran ne biliyor musunuz? Bu ekran Media Encoder'daki render alma ekranının tıpatıp aynısı. Bu Premiere'in içinde entegre olduğu için Media Encoder'a çok gerek duymuyoruz Premiere kullanırken. Şimdi burada format yazar en başta. Formatı biz videolarımız için, normal YouTube'a yükleyeceğimiz videolarımız için H264'ü seçmek zorundayız. H264 uzantı olarak .mp4, yani .mp4 formatına denk geliyor. H264'ü seçeceğiz. Lakin işte bunu başka bir amaçla kullanmak istiyorsunuz. Mesela sadece MP3'ünü çıkarmak istiyorsunuz. Görüntü istemiyorsunuz. MP3'ü çıkarırsınız. QuickTime MOV videolar, yani Apple, Mac bilgisayarların formatı olan MOV videolarını çıkarır. Başka önemli yerler var mı? Bakıyorum. Bir de DNxHR bölümü var. Bunu çoğu insan bilmez. Bunun kullanım alanı şu şekildedir. Mesela bir klip yaptınız. Siz bunun kurgusunu yaptınız. Çat 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 kurgu yaptınız bir tane. Onu DNxHD ile çıkarırsanız video boyutu çok yüksek çıkar ve bunu başka bir insana yolladığınızda bu insan o videonun renkleriyle tekrar oynayabilir. Yani video bir kayıp yaşamadan birleştirilmiş olur. Aslında DNxHD'nin mantığı budur. Aşağı yukarı. O yüzden DNxHD'yi de ben kullanıyorum. Nasıl yaptığım bir kurguyu başka biri renklendirecekse veya başka biri efektlendirecekse vesaire vesaire, bunu DNxHD ile yapmak daha mantıklı tabii ki. Şimdi H264 bizim asıl kullanacağımız format. Şimdi bunu seçtik. Şimdi burada altta presets var. Bu presets hazır ayarlar. Diyor ki YouTube 1080p Full HD için hazır ayar bu. Veya Match Source. Mesela bu diyor ki eşleşme kaynağı yüksek kalite diyor. Şimdi bizim aslında bunlara çok ihtiyacımız yok. Niye? Çünkü biz zaten ayarlarımızı kendimiz yapacağız. Ama yine de bunların en uygunu tabii ki YouTube 1080 Full HD'dir. Ki bir videonuz 1080 ise, eğer YouTube 4K video yaptıysanız 4K çıktı alacaksınız. Şimdi video bölümüne geliyoruz. YouTube 1080 Full HD seçtikten sonra. Burada da efektler bölüm var da bu bizim çok işimize yaramaz. Zaten burada renk yap diyor. Renk zaten Premiere'in içinde yaptık. Bir daha neden burada renk yapalım? Şimdi video bölümü var. Diyor ki videonun boyutu nedir? 1920x1080 bizim standart video boyutumuz. Yani YouTube'da 1080p için video boyutumuz bu. Zaten biz bunu buradan o yüzden seçtik. Frame rate zaten FPS. FPS'i de
çoğunuz biliyorsunuz FPS, saniyedeki kare sayısı. Bu da videonuzun FPS'i neyse onu seçmeniz gerekiyor. Bu şu an 25 FPS bir proje olduğu için bu tikle işaretlenmiş, diyor ki 25 FPS. Bunu kaldırırsan FPS'ini değişebilirsin. 60 yaparsın. Videoyu 25'ten 60'a çeken videonun dosyasında çok bir fark olmaz değil. Hiç fark olmaz. 25 FPS bir videoyu 60 çıktı alırsan YouTube'a yüklediğinde 1080p 60 görünür. Ama o yani 60 bir görüntü olmadığı için insanlar izleyince hiçbir şey fark etmez. Sadece oradaki bölüm fark eder. 60 yazar. Burada file order diyor. Bu da progresif. Aspect ratio diye bir şey var. Bu aspect ratio videonun boyutuyla oynar. Siz burada mesela anamorfik seçtiğinizde bu 1.333 yani şöyle 4'e 3 dediğimiz bir kare bir video çıkar. Siz burada 1.0 olanı seçeceksiniz. Onu seçtikten sonra TV standardı PAL seçili. Burada bir tane seçenek var. Rendered Maximum Depth. Yani diyor ki yüksek derinlikte kaydet diyor. Bu size nasıl bir avantaj sağlar? Videonuzun kalitesinde çok ufak değişimler olur. Daha kaliteli bir işleme yapar ama videonun işleme süresi uzar. 1 saat ise belki 3 saate çıkar video işleme süresi. Yani daha derin bir işlem yapar. Çok önemli videolarda bunu yapıyorum. Mesela klibi son çıktı alıyorum mesela. Onu işaretliyorum ben ama onun dışında YouTube videolarımın hiçbirinde maksimum derinlikte kaydetmedim. Burada encoding setting var. İşte burada high'ı seçiyoruz. Burada 4.2 bu standart. Bunlar seçili olacak. En aşağıda bizim en önemli bölümümüz var. Bitrate, encoding, bitrate. İşte target bitrate, maximum bitrate. Yani bunlar şimdi ne? Bunların ne olduğunu size açıklayayım. İlk baştaki VBR, bir one pass, two pass denen bölümler var. Bunları ikinci seçeneği seçtiniz. Bunun teknolojisini anlatmama hiç gerek yok. Şimdi en önemli yer burası. Hedef bitrate diyor. Yani hedef video kalitesi. Alttaki bile önemli değil. Bizim en çok önemli yerimiz burası. Şimdi bu ne? Siz Udemy'ye bir kurs çektiniz diyelim. Udemy'deki kurs çok fazla kaliteli oynamayacağı için eğer sitenin içinde. Çünkü Udemy videoları bayağı işliyor. Dosya boyutları küçülsün diye. Şimdi sizin burada 16 megabit kaydetmenize gerek olmuyor. Mesela Udemy için bir video hazırladığınızda buraya 4 yazıyorsunuz. 81 megabayttan 21 megabayta düşüyor video. Yani saniyedeki mi dakikadaki mi ne megabit işleme değeri oluyor. Neyse. 4 megabit seçtiniz mesela. Bu Udemy için böyle olması gerekiyor. YouTube için ayarlarımız neyse. YouTube için de 24 kare. Bakın 1080p için konuşuyorum. 24 kare, 25 kare veya 30 kare videolarınız varsa, çünkü şu an bizim kare sayımız 25, bunu target bitrate'i 10 yapıyorsunuz. Yani kalitesi 10 hedef bitrate'de olacak şekilde ayarlıyorsunuz. Peki nerede 16 yapıyoruz? 48 FPS, işte 50 FPS, 60 FPS, 120 FPS gibi yüksek FPS'lerde bir videonuz varsa bunu 16 yapıyorsunuz. Çünkü 60 karede daha fazla işte kare olduğu için sayı olarak bunun kalitesini artırmanız gerekiyor. YouTube bunlara izin veriyor. YouTube diyor ki sen bana 25, 30, 24 kare bir video yollayacaksan onu 10'da işle yolla. İstersen 40 da yolla ama benim için hiç fark etmez. Ben onu zaten küçülteceğim. O yüzden boşu boşuna işlemeyle, dosya boyutuyla, internet üzerinden yüklemeyle falan onlarla hiç uğraşma. Senden istediğim bu diyor. 10 hedef bitrate. Diyorsun ki ben işte videom 60 FPS o zaman 16 bitrate de yolla diyor. Benim minimumum, hedefim budur. Yani minimum maksimum yok diyor ki 16 da yolla. 16 olarak render alıyoruz. Şimdi bunları geçtik. VR video falan olmadığı için. Altta render kalitesini maksimum kullan diyor. Bunu işaretlersen yine az önce maksimum derinlik olayındaki gibi işleme süreni çok fazla uzatır. Ama dediğim gibi yine az öncekiyle aynı mantık kalitesini artıracaktır. Ama render kalitesini artıracaktır. Yani çok fazla bir gözle görülür değişim olmaz. O yüzden çok bir şey bekleme. Buradaki hiçbir şey burada bakıyorum. Hiçbir şeyi oynatmıyorsun kardeşim. Burada render alpha channel'ı belki kullanırsın. Bu da şeydir. Transparan bir video attığında. Bunu zaten transparan video nasıl çıktı alınır diye After Effects üzerinden bir videom var. Transparan çıktı aldığında bunu Premiere attın diyelim. Bir şeyler yaptın sonra onu tekrar transparan çıktı almak istediğinde kullanıyorsun. Ama bunu başka bir videoda anlatacağım. Burada H264 kullanmıyoruz. Şimdi
Burada time interpolasyon var. Bu da şey diyor. Time interpolasyon aslında DaVinci içerisinde çok kullandığımız bir şey. Mesela 25 kare bir video var. Biz bunu slow motion yapmak istediğimizde yapamayız. Neden? Çünkü slow motion yapılan görüntüler en az 50 kare olması gerekiyor. 50 kare olacak ki 2'ye böl, işte saniyede 25 kare oynatarak %50 yavaşlatabilelim. Yani slow motion'un, yavaşlatmanın mantığı budur. Yoksa 25 kare alırsın, %50 yavaşlatırsan saniyeye 12,5 kare düşer. Çünkü 25 karelik bir videoyu 2 saniyeye uzatırsan saniye başı 12,5 kareyi kullanmak zorunda kalır. 24'te 12. Şimdi bunu sen slow motion yaptığında video takıla takıla yavaşlar. Bunu da düzeltmek için şöyle bir çözüm bulundu son 5-6 senedir. Optical flow diye o 12 kareyi 24 kareye böyle dijital bir şekilde çevirme işlemi. Yani diyor ki sen 25 kare çekmiş olabilirsin. 50 çekmemişsin, 60 çekmemişsin. Lanet olsun ki çekmemişsin diyor. Sen bir hata yapmışsın. Bu hatanı bu şekilde düzeltebiliriz. İşte 24 kareyi 2 saniye yavaşlatırsın, 2 kat yavaşlatırsın. 1 saniyelik videon 2 saniye olur. Saniye başı 12 kare düşer. Biz bunu optical flow'la tekrar 24 kare 24 kare yaparız. Böyle hafif donmalar tahmin ederek düzelmiş olur diyorsun. Böyle önemli bir özelliktir. Çok önemli bir özelliktir ama elinizde imkan varsa tabii ki 50 FPS 60 FPS çekmeniz gerekiyor. Audio kısmında ses formatı var. Burada AAC seçili olacak. Çünkü de, tekrar söylüyorum, YouTube'un istediği bu. AAC işte 48.000 Hz stereo. Stereo çift kanaldır. Hem soldan hem sağdan ayrı ayrı seslerin gelmesi için stereo kullanmanız gerekiyor. Bunu mono da seçebilirsiniz ama hiçbir mantığı yoktur. Megabyte olarak çok az değerler oynar. 5.1'de surround dediğimiz 5+1 sistemler için, böyle 3 boyutlu sesler için geçerli bir sistem. Öyle bir projeniz yoksa tabii ki yine stereo alacaksınız. Ses kalitesi high, yani yüksek. Burada bitrate dediği de 320 kilobit'i alıyorsunuz ve bitiyor. Buradan zaten bitrate seçili. 320 kilobit çıkarıyorsunuz ve buradan başka hiçbir ayara dokunmanız gerekmiyor. Sadece output name'e tıklayıp mesela masa üstüne Premiere Pro Kexin Render.mp4 yazdık mesela. Bunu export'a tıkladığımızda hemen çıktı alacaktır. Hatta tıklayalım. Bakın. Çıktı almaya başladı. Dediğim gibi burada tek önemli şey aslında bitrate. Bitrate'i siteye göre değiştirirsiniz. Yani genelde bitrate'i 16 seçerseniz her videoda bütün videolarınız böyle 300 MB, 500 MB, 1 GB çıkacaktır. Onu o yüzden hepsini 16 seçmeyin. Mesela Udemy'ye yükleyecekseniz bir kurs. Orada mesela ben 2 megabit falan seçmiştim Udemy'ye yükleyeceğim kurslar için. Çünkü çok fazla kalite farkı olmuyor ki Udemy zaten bunları 720p yayınlıyordu yani. 720 yayınladığı için de Full HD bile yayınlamadığı için ben mecbur. Onu dedim ki bari 2 yapayım. Yüklemesi kolay olsun. Bari hepsi 50 megabit, işte 50 megabayt, 60 megabayt olsun da videolar. Bari oradan biraz zaman kazanayım istedim. Çünkü hepsini 16 kaydetsem ben o kursu bir aya yüklerdim. Yani öyle düşünün. Bu yüzden mantık kuruyorsunuz biraz. Veya Instagram için yapıyorsanız onu 4 seçin. Yeterli. Çünkü Instagram zaten küçültüyor. Twitter zaten küçültüyor bu videoları. İşte o yüzden bir video sitesini yüklemiyorsanız o bitrate'i 4'te, 5'te, 6'da, 7'de o şekilde ayarlarda tutmanız yeterli. Ama YouTube için dediğim ayarlar geçerli. YouTube Render Settings yazarsanız Google'a, YouTube'un bayağı kendi yayınladığı render ayarları çıkacaktır. Yani tavsiye edilen render ayarlar, 4K'da kaç bitrate almanız gerektiği vesaire. Bunlar çıkacaktık biraderlerim. Premiere Pro'da render nasıl alınır veya hangi render ayarlarını kullanmalıyız adlı videonun sonuna geldik biraderlerim. Bu şekil broklar. Daha fazla video için Onur Naci Öster kanalına abone olup zili açıp, bakın zili açın, kaç kişi olduğunuzu görüyorum zildekiler. Zili açıp buradan da Instagram'dan Spankram adıyla beni takip edip Instagram'dan sorularınızı, işlerinizi, bir şeylerinizi atabilirsiniz. Sürekli videolarınızı izliyorum serilerine de devam edeceğiz bropalar. O yüzden Discord kanalımızdan veya mailime bana yaptığınız videoları atın. Ben videolarımda onlara yer vereceğim. İnşallah, maşallah. Görüşmek üzere. Bay bay.